6-7 Ekim olaylarında bayram ziyaretinden dolayı burada ailemi ziyarete gelmiştim eşimle beraber. Maalesef ki o kara günlere şahit olduk burada. Tamam, Diyarbakır'da biz yıllarca terörle hep burun buruna kaldık, hep terörle beraber mücadele ettik. Ancak 6-7 Ekim olayı bambaşka bir kaostu. O olaylarda ben gece çocuğum rahatsızlandı, hastaneye kaldıracaktım. Fakat PKK'lar tarafından aracımın önü kesildi, müdahale edildi ve bana şu cümle kullanıldı. Çocuğum hasta, acile götürmek zorundayım dedim ve bana söylenen cümle şuydu. Senin çocuğun dağda ölenlerden daha kıymetli değil. Çünkü ilk defa birebir yüz yüze geldim böyle bir olayla. Ve orada ben eşime yoğun bir baskı uyguladım. Kesinlikle biz iş yerimizi Diyarbakır'a taşıyacağız. İlk başta tabii ki tepki gösterdi. Neden, şu bu falan gibisinden. Sağ olsun burada ailelerimiz de çok destekledi bizi. O konuda bana çok destek verdiler eşimi ikna konusunda. Ondan sonra toplanıp tekrardan Diyarbakır'a geldi. Antalya'daki hastanenizi çok çok övüyorum. Antalya'da iki hastanemiz var. Bir normal memur hastanesi var. KOSGEB'e başvurdum. Oradan kadın girişimcilik belgemi aldım. Daha sonra kendi ayaklarım üzerine devletimizin de katkısıyla ufak da olsa bir imalathane kurdum. Şu anda iki makinamız var. PKK'nın yaptığı çukur siyaseti de orada ticareti tamamen durdurdu. Öyle hale geldiler ki esnaflarımız evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldiler. Sur'daki bütün toptancılarımızla gıda ve otomotiv sektörü dışında tabii toplandık. Önce Sider Derneğimizi kurduk. Sosyal tesisleri, camisi, sığınağı, idare binası, altyapısı, peyzaj çalışmaları ve iş yerlerimiz dahil 200 milyonluk dev bir yatırım olacak Diyarbakır'a. Bu projemiz hayata geçerse, Rabbim nasip kısmet ederse ilk etapta 5000 kişiye bir istihdam sağlanacak. Yani teröre atılmış 5000 tane tokat olacak bu. Ve Allah'ın izniyle zamanla yavaş yavaş, çünkü hani bir kere de olmayacak bir şey bu. Hedefimiz 20 binleri bulmak. Şimdi yaklaşık 566 tane erkek üyemiz var bizim. Tek bayan üyeyim. Allah razı olsun, lütfettiler. Tabii ben de her zaman şunu söyleyeyim. Yani başkan olarak ben görev aldım. Ancak ben her zaman diyorum, hizmetkarlarıyım ben onların.